şair-i İslamiye'nin tayirine İslami şair yani ezan makam etkimi onların Türkçe okunması. Yedinci kısım şey işte Avrupa'da yaşayanlar İçtihat bahisleri. Türkçe okuyorlar. Burada da Türkçe okusa olmaz mı? Şair-i İslami'nin tayirine asla razı olmayan ve tahammül edemeyerek kulaklarına tıkayanlar. Kanaatlerindeki isabete kat'i bir hüccet. Yani Türkçe ezana kanaat eden şey kulaklarına tıkayanlar. Tahammül edemeyerek kulaklarına tıkayanlar. Demek ki ölüler var mı ki? Var. Kulakları tırmalıyor, hakikaten tırmalıyor. Tango, O zaman öyle insanlar vardır. Türkçe konuş 18 sene. Türkçe Kulakları okumasından rahatsız tıkayanlar olan. yani. Abi şey, yani şeyde tabii var yani. İki, tevil kârâne zahiri muvaffakat gösteriyorum iddiasında bulunanları birinci sureye ilhak ettirecek müessir bir kuvvet. Üç, ülema-u su azabına şedid bir tokat. Ülema-u evvela ezan makameti ve ibadeti Türkçe yapalım diyenler evvela ülema-u su'dan fetva istediler. Ülema-u su da kötü alimler de beş cihetle hususi olan şu İmam-ı Azam'ın şu fetvasını gösterdiler. Değil mi? Onlara bir tokat. Yani İmam-ı Azam'ın o bazı yerlerde Farisi namaz kılınabilir denilen fetvasının fetva olamayacağını. Türkçe ezan makameti ve ibadete Türkçe namaz etti. Ona fetva olamayacağını orada izah ve ispat ediyor. Mesela en şey, en önemli cümlelerden biri şu. Çok güzel yani. Diyor ki mesela siz İmam-ı Azam Salabet-i Diniye'den geliyordu o fetva. Yani mesela diyelim uzak yerlerde Müslüman olmuş. Hemen Fatiha öğrenecek şeyi yok. Zamanı yok. Öğretecek kimse yok. O adam bir vakit bile namazsız kılmasın diye din gayretinden geliyordu. Onun için verdi bu fetvayı. Sizinki din gayretinden mi geliyor? Hayır. Tam tersine. Arapça düşmanlığından. Şimdikiler gibi. Lisan-ı Kur'an'a olan düşmanlıktan geliyorsun. Şimdikiler ne diyor? Ha, Türkçe sen okusun diyorlar ya. Diyor ki sanki diyor Türkçe ezan okuyunca camileri dolduracağım Ha? diyor Öyle mi adam. dediler? Çok Bu değilse. sosyal medyada böyle diyorlar da onun için diyorum ya. Yani din gayret... Eğer din gayretinden diyorsan Türkçe sen, yani değil mi? Din gayretinden demiyor yani. Dört, muhtelif nam ve vesilelerle dinsizlik gayesiyle bir alara çıkaranlara kahir bir darbi kudret ve tavkı lanet. Dinsizlik gayesiyle bid'at çıkaranlara bak bid'atları çıkaranlar dinsizlik gayesiyle yavaş yavaş dinden uzaklaştırmak için bir anda uzaklaştıramadığını derece derece uzaklaştırmak için. Tam bidat oluyor değil mi? Bidayı haseneyi bak mesela burada ayırabiliyoruz. Tabii Dinsizlik gayesiyle diyor. sizin gayesi biliyoruz. Diğer hasene gayesiyle. Dinden uzaklaştırmak için insanları dine. Yani mesela demiş ki şeyi Kur'an tercüme edilsin ta ne mal oldu bilirsin yani şey için değil. Kur'an anlaşılsın diye değil. Lüzumsuz tekrarlar herkes görsün de uzaklaşsın diye. Baksana. Beşinci ve altıncı işaretler ıslah-ı alemin bizzat Hazreti Mehdi'nin zuhuruna vabeste olduğuna kanaat eden zümreden bu zat-ı alişanın dahi bu emirde muktedir olmasında şüphe duyanların bu vehimlerini bertaraf edecek, itimatlarını temin edecek gayet kuvvetli güneş gibi bir hakikat.